Hepiniz dersime hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizlerle beraber fen bilimleri dersinin dördüncü ünitesi olan maddeyi tanıyalım konusunu işleyeceğiz. Ama sadece ilk bölümünü işleyeceğiz çocuklar. Yani madde nedir ve maddeyi niteleyen özellikler nelerdir? Bu dersimizde bunlardan bahsedeceğiz. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet çocuklar, öncelikle madde neymiş bundan bahsedelim. Duyularla algılanabilen, yer kaplayan her şey bir maddedir çocuklar. Yani bizim kaç tane duyu organımız vardı? 5 tane duyu organımız vardı, değil mi? Göz, kulak, burun, deri ve dildi çocuklar. İşte bu 5 duyu organımızla algılayabildiğimiz ve yer kaplayan her şeye biz madde diyoruz. Örneğin kalemimi düşünelim. Kalemim 5 duyu organımla algılayabiliyor muyum çocuklar? Değil mi? Gözümle görüyorum. Dilimle dokunabiliyorum ona. Duyu organlarımla algılayabiliyorum. Ve kalemim yer kaplıyor mu? Kaplıyor değil mi? Bakın, bir yer kaplıyor. Diyorum ki benim kalemim bir maddedir. Yine bir cam bardağımız var. Bakın, cam bardağım yer kaplıyor mu? Kaplıyor. Ben onu duyu organlarımla algılayabiliyor muyum? Algılayabiliyorum değil mi? Bakın, dokunabiliyorum derimle ona. Dokunma duyu organımı kullanıyorum. Görüyorum, görme duyu organımı kullanıyorum. Bu yüzden diyorum ki bu cam bardakta bir maddedir. Elma değil mi? Elmayı da 5 duyu organımızla algılayabiliriz. Elma da bir yer kaplar. O yüzden elma da bir maddedir. Yine örnek olarak bir masa vermişim. Masa da yer kaplar çocuklar ve ben onu duyu organlarımla algılayabilirim. O yüzden masa da bir maddedir. Kitaplar değil mi? Kitaplar da birer maddedir. Kitaplarımız, defterlerimiz, bunlar da maddedir çocuklar. Maddeye örnektir. Çevremize baktığımızda farklı şekillerde, renklerde pek çok madde görürüz çocuklar. Her maddenin kendine has, kendine özgü özellikleri vardır. Nasıl mı? Örneğin bakın, elimde şimdi bir portakal ve bir elma var değil mi çocuklar? İki farklı madde var. Bunların kendilerine has, kendilerine özgü özellikleri var. Bu özellikler sayesinde ben bu iki maddeyi birbirinden ayırt edebiliyorum. Örneğin elmam kırmızı renk, portakalım turuncu bir renk. Elmamın yüzeyi pürüzsüz, portakalımın ise bakın pürüzlü bir yüzeyi var. Elmanın kokusu farklı, portakalın kokusu farklı. Bunun gibi özellikler sayesinde ben elma ile portakalı ayırt edebiliyorum çocuklar, değil mi? Birinin elma olduğunu, diğerinin portakalı olduğunu hemen bu özellikler sayesinde ayırt edebiliyorum. Devam edelim. Çocuklar, maddelerin yumuşaklığını, sertliğini, rengini, kokusunu, esnek olup olmadığını duyu organlarımızda algılayabildiğimizi söylemiştim. Örneğin yine portakaldan örnek verelim. Bakın, portakalımın rengini değil mi gözüm ile algılarım. Kokusunu burnum ile, tadını dilim ile, yumuşaklığını elim yani dokunma duyu organım derim ile algılayabilirim çocuklar. Değil mi? Portakalın portakal olduğunu 5 duyu organımla rahat bir şekilde algılayarak onu niteleyebilirim. Maddeyi algılamamızı sağlayan bu özelliklere biz maddeyi niteleyen özellikler diyoruz çocuklar. Yani bir maddenin sertliği, yumuşaklığı, esnekliği, kırılganlığı, pürüzlü ya da pürüzsüz olması, rengi, kokusu, tadı maddeyi niteleyen özelliklerdir. Tüm bu özellikler sayesinde biz maddeleri ayırt ederiz. Yine portakalla elmayı hemen göstereyim size çocuklar. Bakın, bir portakalım bir de elmam var. Bu maddelerin
birinin portakal olduğunu, diğerinin ise elma olduğunu ben maddeyi niteleyen özellikler sayesinde algılıyorum, değil mi çocuklar? Sertliğine bakıyorum, yumuşaklığına bakıyorum, esnek olup olmadıklarına, pürüzlü mü, pürüzsüz mü, rengine, kokusuna, tadına bakıp buna diyorum ki bu elma, bu da portakal. O yüzden maddeyi niteleyen özellikler önemli çocuklar. Maddelere yer. Onlar olmasaydı, bu özellikler olmasaydı ve duyu organlarımız olmasaydı biz maddeleri tanıyamazdık, algılayamazdık, değil mi? Duyu organlarımızın olmadığını düşünün çocuklar. Portakalı, elmayı nasıl tanıyacağız? Onların tadına nasıl bakacağız? Hemen maddeyi niteleyen özelliklerden birincisiyle başlayalım. Birinci özelliğimiz sertlik ve yumuşaklık. Şimdi çocuklar, kuvvet uygulandığında kolayca şekil değişikliğine uğramayan, bükülmeyen, sıkılmayan maddelere biz sert maddeler diyoruz. Örneğin taş, mermer, tahta, demir, çelik, bunlar sert maddelerdir çocuklar. Hemen örnek verelim. Bakın elimde çelik bir kaşığım var benim. Bu kaşığa ben kuvvet uyguluyorum çocuklar. Bakın ne kadar kuvvet uygularsam uygulayayım, kaşığın şeklini değiştirebildim mi? Değil mi? Bükülmedi, sıkılmadı, eğilmedi, herhangi bir değişikliğe uğramadı. Çelik bir kaşık olduğu için ben bunun şeklini değiştiremiyorum. Benim kaşığım sert bir madde. Yine elimde ne var? Evet, şöyle bir cam bardağım var. Cam bardağım da bakın çocuklar sert bir madde. Bakın ben yine ona kuvvet uyguluyorum. Uyguluyorum uyguluyorum ama şeklini değiştiremiyorum çocuklar. O yüzden cam bardağım da benim sert maddelere örnek. Bakın yine tahta bir kaşığım var elimde şöyle. Bakın tahta kaşığım da aynı şekilde. Sert değil mi? Zaten hemen anlıyoruz sert bir madde olduğunu. Bakın ona kuvvet uyguluyorum. Sıkmaya çalışıyorum. Bükmeye çalışıyorum. Eğmeye çalışıyorum ama hiçbir şekilde kaşığım şekil değişikliğine uğramıyor. Çünkü o da sert bir madde. Yine taşları düşünün, dışarıda oynadığınız taşları, değil mi? Ne kadar serttir? Taşı öyle eğip bükebilir miyiz? Sıkabilir miyiz? Hayır. Sert madde. Çivi de sert madde, değil mi çocuklar? Yine annelerinizin yemek yaptığı tencereler sert maddedir. Çocuklar biz dayanıklı olmasını istediğimiz nesneleri sert maddelerden yaparız. Örneğin evlerimizi, değil mi? Evlerimizi sert maddelerden yaparız. Arabalarımızı sert maddelerden yaparız. Ev ve arabalarımız, işte evimizi yaparken beton kullanırız, değil mi? Taş, beton, bunları demir kullanırız. Sert maddeler kullanırız. Yine arabamızı yaparken demir, çelik gibi sert maddeler kullanırız. Çünkü onların dayanıklı olmasını isteriz çocuklar. Yine mobilyalarınızı yaparken, değil mi? Sert maddeler kullanırız. Çocuklar biliyorsunuz geçtiğimiz ay İzmir'de çok büyük bir deprem oldu. Ben de bir İzmirli olarak bu depreme çok üzüldüm. Peki sizce bu depremin yıkıcı olmasının, yüzden fazla insanın ölmesinin nedeni neydi çocuklar? Evlerin yeteri kadar sert maddeden yapılmamasıydı, değil mi çocuklar? Evler sert maddelerden yapılmadığı için, yeterli kadar malzeme kullanılmadığı için ne yazık ki bazı evler yıkıldı ve bunun sonucunda bir sürü insanımızı kaybettik. Bir sürü insan öldü. Hemen o evlerin yanında, yıkılan evlerin yanındaki bazı evler dimdik ayakta dururken diğerleri yıkıldı. Bunun nedeni işte çocuklar, sert maddeden yapılmamaları ve yaparken yeteri kadar madde kullanılmamasıydı çocuklar. Bu yüzden siz de lütfen özen gösterin. Her zaman bir iş yapacağınız zaman uygun olan malzemeyi kullanarak yapın çocuklar. Yoksa sonucunda bir sürü insan hayatını kaybedebilir. Gelelim yumuşak maddelere.
Kuvvet uygulandığında kolayca şekil değiştiren maddeler yumuşak maddelerdir çocuklar. Örneğin işte oyun hamuru, pamuk, yün, sünger bunlar bizim yumuşak maddelerimizdir. Elimizde bir oyun hamurum var. Bakın ben kuvvet uyguluyorum, itiyorum. İtme kuvveti uyguladığımda şekil değiştiriyor mu? Değil mi? Kolayca şekil değiştiriyor çocuklar. Bakın sıkabiliyorum. Bükebiliyorum. Bakın sıktım elimle. Şimdi şöyle bakın. Büküyorum. Kolayca şekil değişikliğine uğradığı için oyun hamuru bir yumuşak maddedir. Yine elimde bir süngerim var. Bakın sünger de aynı şekilde yumuşak bir madde. Bakın ne yapıyorum? Büküyorum. Sıkıyorum. Bakın yumuşak bir maddedir süngerde, değil mi? Kuvvet uyguladığında kolayca şekil değiştirebiliyor. Yine pamuk çocuklar. Pamuk da burada gördüğünüz gibi aslında bir bitkidir. Bitkiden çıkar ortaya. Pamuğu da biz kolayca şekil değişikliğine uğratabiliriz, değil mi? Koparırız, sıkarız, bükeriz. Pamuk da yine yumuşak bir maddedir. Çocuklar biz yumuşak maddeleri de rahat edebileceğimiz, rahatlıkla kullanmamız gereken maddeleri, nesneleri yaparken kullanırız. Örneğin üstümüze giydiğimiz o kazakları neyden yaparız? Yünden, değil mi? Neden? Çünkü yumuşak olmasını isteriz. Üstümüzde yumuşak bir şekilde durmasını, rahat etmemizi isteriz. Bu yüzden de yünden yaparız. Yine üstümüze giydiğimiz tişörtlerimizi pamuktan yaparız, değil mi? Onların yumuşak olmasını ve bizi rahat ettirmesini isteriz. Bu yüzden yumuşak madde kullanırız. Gelelim ikiye. Esneklik, esnek madde neymiş acaba? Kuvvet uygulandığında şekil değiştiren ve kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönen maddelere biz esnek madde diyoruz çocuklar. Nasıl mı? Hemen örnek vereyim size. Bakın elimde bir lastik var çocuklar. Şimdi lastiğe bir kuvvet uygulayacağım. Çekme kuvveti uygulayacağım. Bakın çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Şekil değiştirdi, değil mi? Bakın şekli böyleydi. Ben bunu çektiğimde çekme kuvveti uyguladığımda şekil değiştirdi. Peki kuvveti ortadan kaldırdım. Bakın geri eski haline döndü çocuklar, değil mi? Bakın yeniden yapalım. Şekli bu şekilde. Bir kuvvet uyguladım, çekme kuvveti. Sonra da kuvveti bıraktım. Bıraktığımda yine lastiğim eski haline döndü çocuklar. Yine elimde bir süngerim var. Sünger de esnek bir maddedir çocuklar. Bakın yine ona bir kuvvet uyguluyorum. İtiyorum. İtme kuvveti uyguluyorum. İttim, ittim, ittim. Bakın iki parmağımla. Sonra kuvveti ortadan kaldırdığımda bakın ne oldu? Yine eski haline döndü. Balonlar da çocuklar. Şişmemiş bir balon düşünün. Balonu böyle çektiğimizde değil mi? Şekil değiştirir. Ama geri bıraktığımızda eski haline döner. Yine yaylar. Eminim birçok bu yaylarla oynamayı birçoğunuz seviyorsunuzdur çocuklar. Yayları da ne yaparız? İstediğimiz kadar uzatırız, değil mi? Çekeriz, çekeriz. Daha sonra bıraktığımızda yine eski haline döner. Esneklik de bu şekilde çocuklar. Esneklikle yumuşaklığı karıştırmayın lütfen. Esnek maddeler kuvvet uyguladığında şekil değiştirir. Kuvvet ortadan kalktığında eski haline geri döner. Bazı maddeler hem esnek hem yumuşak olabilir çocuklar, değil mi? Süngerim gibi. Sünger hem esnek hem de yumuşak bir maddedir. Evet, kırılganlık bir etkiyle karşılaştığında kolayca ve çabucak kırılan maddelere biz kırılgan madde diyoruz. Cam bardak gibi, porselen tabak gibi, işte seramik bir vazo gibi çocuklar. Cam, porselen, seramik bunlar kırılgan maddedir. Bakın cam bardağım var elimde. Ben bu cam bardağı şöyle yere attığımı düşünün. Kırılır mı? Kırılır, değil mi hemen? Cam bardağı yere böyle sert bir şekilde bıraktığım an kolayca kırılır. Yine şöyle küçük porselen bir
Zeytinliğim var, tabağım var çocuklar. Yine bunu da ben şöyle yere bıraktığım an ne olur? Kırılır değil mi? Porselen tabaklarda kırılgan maddedir, hemen kırılır. Yine seramikten bir mumluğum var çocuklar. Mumluğumun dışı seramikten yapılmış. Ben bu seramik mumluğu da hemen şöyle bıraktığım an ne olur? Kırılır çocuklar. Bu da kırılgan bir maddedir. Hatta bu maddeler daha çok mutfakta kullanıldığı için sık sık böyle kazalar başımıza gelebiliyor, değil mi? Özellikle annelerinizin başına, işte yemek yaparken ya da bulaşık yıkarken bir anda bardak kırılabiliyor. Porselen aynı şekilde tabaklarımız kırılabiliyor. Bunun nedeni bunların kırılgan madde olması. Aslında basit. Geldik pürüzlü pürüzsüz maddelere. Maddeyi niteleyen özelliklerin dördüncüsü. Öncelikle pürüzlü maddeleri inceleyelim sizlerle. Yüzeyine dokunduğumuzda girinti çıkıntılar hissettiğimiz maddelere biz pürüzlü madde diyoruz çocuklar. Bakın portakalım. Bakın şöyle dokunalım çocuklar. Nasıl? Pürüzlü değil mi? Pürüzlü olduğunu hemen dokunarak anlayabiliyoruz. Hissedebiliyoruz. Biliyoruz çocuklar, portakalın yüzeyi pürüzlü. Devam edelim örneklerimize. Bakın bir cevizim var elimde. Cevizin de yüzeyinin ne kadar tırtıklı, girintili çıkıntılı olduğunu, pürüzlü bir yüzeyinin olduğunu hemen algılayabiliyoruz, değil mi? Dokunarak derimizle, dokunma duyu organımızla hemen anlıyoruz. Yine bir fıstığım var elimde çocuklar. Bakın fıstığın da yine yüzeyinin, değil mi, tırtıklı olduğunu, girintili çıkıntılı olduğunu hemen ben anlayabiliyorum. Yine çocuklar ağaçların gövdelerini düşünün, dışarıya çıkıp baktığımızda ağaçların gövdeleri de şöyle dokunduğumuzda, dokunma duyu organımızı kullandığımızda ya da sadece baktığımızda bile, gözümüzle bile onların pürüzlü yüzeyini hemen algılayabiliriz. Geldik pürüzsüz maddelere. Yüzeyine dokunduğumuzda kayma hissi veren düz yüzeyli maddelere biz pürüzsüz madde diyoruz çocuklar. Cam bardağım bakın dokunduğumda pürüzsüz değil mi? Bize hemen şöyle bir elimiz parmağımız kayıp gidiyor. Pürüzsüz bir maddedir cam. Yine porselenim, bakın porselen de aynı şekilde çocuklar, değil mi? Ne kadar pürüzsüz bir yüzeyi var. Dümdüz pürüzsüz bir yüzeyi var, pürüzsüz madde. Yine seramik mumluğumu göstereyim size. Çocuklar bakın seramik mumluğumun üzerinde şekiller olmasına rağmen bu da pürüzsüz bir maddedir. Cam bardağımın yüzeyinde de böyle şekiller olabilirdi, değil mi? Şekilli porselen tabaklar, cam bardaklar da olabiliyor ama şöyle dokunduğumuzda biz onun pürüzsüz bir madde olduğunu anlıyoruz. Bakın ne kadar pürüzsüz bir yüzeyi var. Cam bir küren var yine çocuklar. Bakın cam kürende daha da çok belli oluyor aslında camın ne kadar pürüzsüz olduğu. Bakın dokunduğumda elim o kadar kolay bir şekilde kayıp gidiyor ki, o kadar pürüzsüz ki hemen pürüzsüz olduğunu dokunarak dokunma duyu organımla anlayabiliyorum. Yine çocuklar ayna yüzeylerine evinizde bir dokunmanızı istiyorum, değil mi? Ne kadar pürüzsüz yüzeylerdir aynaların yüzeyi, böyle kayıp gider. Yazı tahtaları çocuklar, sınıflarımızdaki yazı tahtalarını düşünün. Ne kadar böyle pürüzsüz, dümdüz bize kayma hissi veren maddelerdir, değil mi? Yazı tahtalarımız da pürüzsüz maddelerdir çocuklar. Bir maddenin pürüzlü ya da pürüzsüz olduğunu hem gözümüzle, görme duyu organımızla hem de derimizle, dokunma duyu organımızla kolaylıkla anlayabiliriz. Geldik maddeyi niteleyen özelliklerin beşincisine. Yani renk. Çevremizde birçok farklı renkte madde bulunmaktadır çocuklar. Değil mi? Zaten baktığımızda çevremizdeki birçok farklı renkteki maddeyi görüyoruz. Maddelerin rengini gözümüzle algılarız çocuklar. Gözümüzle maddelerin renklerini hemen algılarız. Mesela
Üç tane çiçek var örnek olarak, değil mi? Çiçekleri birinin mavi olduğunu, diğerinin pembe olduğunu, diğerinin ise kırmızı olduğunu hemen gözümle, görme duyu organımla kolaylıkla algıladım, değil mi? Ya da bakın kalemlerim var, boya kalemlerim. Hepsi birbirinin aynısı, değil mi çocuklar? Boya kalemleri, boyları, şekilleri, her şeyi aynı. Normalde ben bunları ayırt edemezdim. Ama nasıl ayırt ediyorum çocuklar? Hepsinin rengi farklı, değil mi? Bunların rengi sayesinde kolaylıkla ayırt edebiliyorum. Birinin yeşil olduğunu, yeşil bir kalem olduğunu, işte bunun pembe bir kalem olduğunu rengi sayesinde hemen ayırt edebiliyorum. Renk zaten basit, değil mi? Hepimiz hemen gözümüzle, görme duyu organımızla renkleri ayırt edebiliyoruz. Geldik 6. maddeyi niteleyen özelliğimiz olan kokuya. Çocuklar, maddelerin kendine özgü kokuları vardır. Maddelerin kokusunu biz burnumuz ile algılarız çocuklar. Burnumuz ile maddelerin kokusunu kolayca algılayabiliriz. Şimdi çocuklar, sizden gözünüzün kapalı olduğunu hayal etmenizi istiyorum. Gözleriniz kapalı. Ben önünüze sizin bir gül getiriyorum. Bu gülü nasıl anlarsınız? Böyle koklayarak hemen, değil mi, onun bir gül olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Ya da bir soğan düşünün. Yine gözleriniz kapalı. Ben soğanı sizin burnunuza getirip böyle tuttuğumda kokusundan onun bir soğan olduğunu hemen anlayabilirsiniz, algılayabilirsiniz. Ya da parfüm kokuları, değil mi? Parfüm kokularını da hemen burnumuzla koklayarak kolayca algılayabiliyoruz. Yine sarımsak, değil mi çocuklar? Sarımsak da kokusundan hemen ayırt edilebilen bir madde. Kokuları da biz burnumuzla kolaylıkla algılayabiliyoruz. Geldik 7. ve son maddemize, maddeyi niteleyen özelliklerin yedincisi ise tat çocuklar. Biz tatlarına bakarak da maddeleri hemen ayırt edebiliriz. Örneğin gözünüz kapalı, burnunuz koku almıyor. Ben size portakalım ve elmamdan birer dilim kestim ve yedirdim. Siz hemen tatlarına bakarak hangisinin portakal, hangisinin elma olduğunu anlayabilirsiniz, değil mi? Gözünüz kapalı olsa da, burnunuz koku almasa da tatlarına baktırdığında hemen algılarsınız. Çünkü maddelerin tadını biz dilimizle algılarız çocuklar. Dilimiz sayesinde tatlarını algılarız. Bir limonun ekşiliğini, bir biberin acılığını ya da şekerin o tatlılığını hemen dilimizle tadarak algılayabiliriz. Evet çocuklar, dedik ki maddeleri niteleyen 7 tane özellik var dedik. Bunlara göre biz maddeyi ayırt edebiliriz dedik. Tadabiliriz, koklayabiliriz, bakarak algılayabiliriz dedik. Peki her önümüze gelen maddeyi hemen tadıp hemen koklayalım mı? Yani hemen, aa madde, bunun ne olduğunu anlamak için dur bir tadına bakayım. Dur bir dokunayım ona. Ya da işte bir koklayayım, acaba bu ne diye her maddeye bunu yapmalı mıyız? Hayır çocuklar. Bazı maddeler vücuda zarar verebilir. Bu yüzden bazı maddeleri tatmak, koklamak, bazı maddelere bakmak, dokunmak sağlığımızı çok ciddi bir şekilde bozabilir, zarar verebilir. Önümüze gelen her maddeye hemen tadıp koklayıp dokunmayacağız. Özellikle ne olduğunu bilmiyorsak uzak duracağız çocuklar. Ateş örneğin, değil mi? Ateşe dokunmak ne kadar çok zarar verir, değil mi? Vücudumuzda ciddi yanıklara sebep olabilir. Deterjanlar çocuklar. Deterjanlar da çok zararlı maddelerdir. Deterjanları koklamak, tadına bakmak, hatta dokunmak bile cildimize zarar verir çocuklar. Her türlü deterjandan uzak duracağız. Annelerimize, babamıza sormadan dokunmak, koklamak yok. Hele tadına bakmak hiç yok. Yine ilaçlar, haplar. Bazı haplar çocuklar, örneğim var hemen yanında. Çok tatlı görünebiliyor, değil mi? Burada olduğu gibi böyle pembe, şeker gibi görünebiliyor ve hemen biz de
tadına bakma isteği uyandırıyor ama bu da çok tehlikeli çocuklar. Eğer doktorumuz bize önermediyse, yazmadıysa reçetemize hiçbir hapın tadına bakmayacağız çocuklar. Hapları da böyle istediğimiz gibi kullanamayız. Vücudumuza çok büyük zarar verebilir. Ya da mesela doktorumuz bize bir tane hap önermiştir günde. Aa, bunun tadı çok iyiymiş. Ben bundan iki tane alayım, üç tane alayım. Bu da çok yanlış çocuklar. Doktorumuz bize ne kadar önerdiyse onun önerdiği kadar almalıyız. Yine tüple oynamak da çocuklar çok tehlikeli ve zararlıdır. Değil mi? Patlayabilir. Allah korusun oynarken patlatabiliriz. Tüpün içindeki o gazı koklamak yine çok zararlıdır çocuklar. Bize zarar, içimize, vücudumuza zarar verir. Yine arabalarımızı çalıştırmak için kullandığımız işte benzin, mazot gibi maddelere de dokunmak, koklamak vücudumuza, iç organlarımıza çok zarar verir çocuklar. Bundan da uzak duracağız. Yine kibritle oynamak çok tehlikeli sizin yaşlarınız için. Çakmakla oynamak çok tehlikeli. Bu maddeler de sizin için tehlikeli maddeler çocuklar. Vücudunuza zarar verebilecek maddeler. O yüzden bunlardan da uzak duracağınıza inanıyorum. Hatta söz istiyorum sizden. Hemen bana söz verin bakalım. Ben duyuyorum buradan. Söz mü? Evet, hepinizi duydum. Aferin size. Sözünüzü tutacağınıza da eminim. Maddelerle çalışırken çocuklar bazı uymamız gereken kurallar vardır. Tedbirli olmamız gerekir. Çocuklar biliyorsunuz özellikle son zamanlarda COVID-19 virüsü değil mi? Bütün dünyayı çok kötü bir şekilde etkiledi ve bu virüsten kurtulmak için, bununla ilgili bir aşı bulmak için tüm bilim insanları çalışmalar yapıyor. İşte laboratuvarlarda çeşitli maddeleri birleştirerek onlarla bir madde, yeni bir aşı üretmeye çalışıyor ve deneyler yapıyor. İşte çocuklar, bunun gibi merak ettiğimiz sorulara cevap aramanın bir yolu da deney yapmaktır. Laboratuvarda ya da sınıfta deney yaparken uymamız gereken bazı kurallar var çocuklar. Bu kurallardan biri mutlaka deney yaparken maske, bone, eldiven ve gözlük kullanmalıyız çocuklar. Yoksa bu deney yaptığımız maddeler bize, vücudumuza zarar verebilir. Hatta televizyonlarda görmüştürsünüz değil mi? Bilim insanları deneyle yaparken, maddelerle uğraşırken hepsinin maskesi, bonesi, eldiveni, gözlüğü mutlaka vardır. Diğer bir madde ise yine deney malzemelerine dokunmamalı, tadına, kokusuna bakmamalıyız çocuklar. Bu maddeler kimyasal maddelerdir ve vücut için zararlı maddeler olabilir. O yüzden bunlarla deney yaparken bunlara dokunmak, çıplak elle tabii eldivenimizi takarak dokunabiliriz. Tadına bakmak, koklamak kesinlikle çok zararlıdır. Bu yüzden zaten maske, eldiven kullanmalıyız ki işte maske kullanırsak kokusu burnumuzdan içeriye girmez. Eldiven kullanırsak direkt derimizle temas etmez. Bunlar önemli. Evet, devam edelim. Maddelerle çalışırken uymamız gereken kurallar neler? Bir diğeri ise maddeleri yere ve çalışma masamıza dökmemeliyiz çocuklar. Eğer döküldüyse de temizlemek için mutlaka öğretmenimizden ya da evdeysek ailemizden yardım istemeliyiz. Kendi kendimize dur ben bunu burayı bir temizleyeyim işte madde döküldü dememeliyiz çocuklar. Bu bizi aşan bir konu. Mutlaka bir büyüğümüzden yardım istemeliyiz. Bilmediğimiz maddeleri birbirine karıştırmamalıyız çocuklar. Evet, bu da o maddelerin çok tehlikeli olmasına yol açabilir. Eğer o maddelerin ne olduğunu bilmiyorsak ya da öğretmenimize, bir büyüğümüze sormadıysak işte ben bunları karıştırayım, yeni bir madde ortaya çıkarayım demeyeceğiz çocuklar. Yine sınıfta, laboratuvarda koşmamalıyız. Neden? Çünkü orada deney tüpleri oluyor, değil mi? Camdan yapılan farklı farklı deney tüpleri oluyor. Ve yine malzemeler, farklı maddeler oluyor. Biz koşarak bunlara zarar verebiliriz. Bu deney tüplerinin kırılmasına yol açabiliriz. O maddelerin dökülüp
bize zarar vermesine yol açabiliriz. O yüzden laboratuvarlarda çok daha dikkatli olmalıyız. Kırılmış, çatlamış cam malzemeleri kullanmamalıyız. Bunu gördüğümüz anda öğretmenimize haber vermeliyiz. Çalışma sonrasında ise etrafı temiz ve düzenli bırakmalıyız çocuklar. Yine öğretmenimizden ya da bir büyüğümüzden yardım alarak temizliğimizi yapabiliriz. Evet çocuklar, maddeyi tanıyalım konusunu da sizlerle beraber işledik. Bu konu çok zevkli bir konu. Eminim hepiniz hemen anladınız. Zaten günlük hayatımızda, değil mi, bu özelliklerin hepsini biz görüyoruz, duyuyoruz, kokluyoruz, tadıyoruz, dokunuyoruz. Hepsini biliyoruz. Şimdi son olarak size bir sorum var çocuklar. Lütfen bu sorunun cevabını hepinizden yorumlara yazmanızı istiyorum. Süngerimi niteleyen 3 tane özellik istiyorum sizden çocuklar. Bu süngerimin rengi olabilir, kokusu olabilir, tadı olabilir. Tabii süngeri tatmayız ama örnek vermek için söylüyorum. İşte pürüzlü mü, pürüzsüz mü, sert mi, kırılgan mı, yumuşak mı, esnek mi? Süngerimi niteleyen 3 tane özellik istiyorum sizden. Süngerim nasıl bir madde? Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Doğru cevap verenlere benden 5 tane yıldız var çocuklar. Lütfen videoyu izledikten sonra yorumlara cevaplarınızı yazın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.